Merhaba, hasta okulu postüroloji derslerinin sonuncusundayız. Bu derste tedaviyi konuşacağız. Aslında ilk dört derste postür nasıl olur, hastalıkları nelerdir ve benzeri bilgileri verirken tedaviden de bahsettik. Bazı bilgiler tekrar gibi olacak ama hiç çekinmiyorum bundan. Defalarca söylesem de yeridir diye düşünüyorum. Çünkü anlattığım bilgiler bilinmiyor birazcık da ezber bozuyor ama gerçekten de etkisi ve doğruluğu bilimselliği su götürmez çok net ve klinik cevapları çok etkili veriler bunlar o yüzden tekrar kısa bir şekilde üzerinden geçerek başlayalım Pusula Sendromda Beklenen problemler, posturoloji, postür bozukluğu, duruş bozukluğu deyince aklımıza gelen işte omurga ağrıları, kas problemleri, e, fıtıklar, e, skolyoz, kamburluk, işte disk kaymış denilen film e, söyleniyor hastalara. Bu tür problemler ama bunlar mekanik ve çok bilinen şeyler ama asıl baştan aşağı tepeden tırnağa yaptığı problemler bunları konuşmuştuk ikinci dersimizde. E, ne yapıyor? Baş ağrısından, migrenden, baş kulak çınlamasından boyuna geliyoruz. Boyundaki ağrılar, fıtıklar, göğüs ağrıları, karın ağrıları gibi böyle ağrılara neden oluyor. Bütün eklemlerde, çene ekleminden ayak baş parmağına kadar eklem sorunlarında, kas tutulmalarında, kas sorunlarında olduğu gibi böyle bir gen genel yerde miyim, gökte bir böyle sersemlik hissi, instabilite dediğimiz hani kendini sağlam hissetmeme hissine neden oluyor? Birçok işte daha önce de konuştuk özellikle çocuklarda dikkat etmek gerekir. Disleksi, okul başarısı düşüklüğü, dikkat eksikliği gibi durumların altında yata yatabiliyor. Artı ilişkinlerdeki de yine dikkat, konsantrasyon, eksikliği e, unutkanlık gibi problemlerde ve özellikle depresyon gibi ama gerçek depresyon olmayan ha durumlarda taşı tutmasından açık yer kapalı yerdeki sıkıntı hislerinde de birçok yerde karşımıza postural sendrom çıkıyor özellikle bu durumlarda bazılarında yani işte göğüstü karında ağrılarında sebep bulunamıyorsa postural sendrom aklımıza gelmeli birçok tetkikler yapıldıktan sonra ama mesela bütün bunların çoğunluğunun bir bütün olarak görüldüğü benim özellikle birkaç hastalık üzerine çalışıyorum uzun yıllardır fibromiyajı benim 18 yıldır migrenle birlikte ulaştığım problem fibromiyajiyi tablosunu açıklayan bu, bütün bu anlattıklarımız fibromiyaj hastalarının bütünlüğünde olan problemler. Orada postural sendrom olmazsa olmaz. Bunu lütfen unutmayalım. Peki o yüzden ben postural sendromu çözeceğim diye o kadar yıllarca uğraştım ki yani e, o dişçene kompleksiyle, birçok eğitimle hep bunu çözmeye uğraştım. Ve hasta okuluna da o nedenle çok önemsiyorum. Postural sendromuna başladım, tedavi edildiğinde her birçok şeyi çok kolaylaştırıyor, çok hızlandırıyor, çözümsüz vakaları çözülür hale getiriyor çünkü. Şimdi postural sistemi yine tekrarlayalım. Postural sistemdeki elemanlarımız neydi, nasıl bir sistemdi bu? Ee, vücuttan veriler geliyor, beyinde işleniyor ve e, bedene gidiyordu. Ee, vücuttan gelen veriler işte gözlük, kulak ve ayak temel veri girişinin olduğu e, yerlerde Bunlardaki problemler sorun yaratıyordu. Ee, Michel Marnya'nın boytaor modelini hatırlayalım. Bir, bir bilginin işlendiği bilgisayarı, blok eden, e, pertürbatör eden, onun işlemi işlemi yapmasını engelleyen bir çeneden gelen bulksizmle gelen o direkt beyindeki işleyişi etkiliyordu. Bunlar da sorun olduğunda çıkış sorunu oluyordu. Çıkıştaki sorunlar işte kas ağrılarından vücuttaki duruş bozukluklarına kadar bütün kas sisteminin ayarında sorun oluyordu. İşte onu düzeltmeye yönelik çalışmalar şu anda dünyadaki hakim olan çalışma neydi? İşte egzersizler, pilates, pilatesler, birçok fiziksel egzersizler, işte kaslara alışmalar veya en basitinden işte e, dik dur veya kendi kendimize dik durma e, komutları veya işte çoluğumuza çocuğumuza yamuk duruyorsun, dik dur gibi bilgisayar başında çok eğildin duruyorsun gibi uyarılarla düzeltmeye çalıştığımız bir sistem. Bu modeli unutmuyoruz. E, çıktı üzerinde yapılan işlemlerin işe yaramayacağını buradan anlıyoruz. Tedavinin temeli burada. Buradan eee girişi ve bilgisayardaki işleyiş kara kutuyu düzeltmemiz gerekiyor. Peki tedavi nasıl başlar? Önce postural sendrom olduğunu göstermemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl gösteririz? Bunu postürel gösterir. Postürel kimdir? Benim gibi bu işin muayenesini öğrenmiş kişidir. Ee, çok farklı şekillerde muayene edilebilinir bu. Ee, i̇şte en e, standart ve e, kolay ve bezik şeyi, e, ayaklar 30 derece hafif açıyla dimdik durduğumuz, ufuk çizgisine kadar, bakar gibi karşıya baktığımız ve bu arada dişlerde sıkılı olmayacak postürdür. Bu durumda sağ yarımızla sol yarımız simetriktir. İşte bu konumdayken eğer e, vücudumuzun sağ yarısı ile sol yarısı arasında ...dört parmak kadar yaklaşık 3-4 santim bir asimetri varsa bu postural sendrom demektir. E, bunu çok farklı şekillerde birçok muayene yöntemleri var. E, yani e, şey de yapabilirsiniz. Yani bir lazer metre böyle inşaat inşaatçıların, inşaat mühendisleri kullandığı alıp böyle bir hastayı duvara dayayıp e, böyle lazer metreyle işte omuzları, kalçası her yerinden işaretlemeler yapabilirsiniz. Orada o noktaları koyup duvarda bir e, çıktı oluşturduğunuzda orada da asimetriyi görürsünüz. Günlük hayat içinde hareketli olduğumuz için bakarak anlamak, hani çok sayıf skol yazı var, çok belirgin değilse mümkün olmayabiliyor. Hatta bazen hasta dü, b, b, e, gösterinceye kadar kendisinde böyle bir şey olduğunu fark etmiyor da. E, bu postürolon muayenesi... Ee, ancak e, hasta okulunun amacı farkındalık yaratmak. E peki hasta okulunda nasıl anlayacağız? Biraz önce anlattım şikayetlerden. Bu şikayet fibromiyajı ve benzeri işte bel, boyun, omurga, fıtığımız, kas tutulmalarımız, e, vertigotin, nütosumuz e, varsa, e, fibromiyajımız varsa mutlaka postural sendrom vardır. Bunun için muayene etmeden de bu vardır kaçınılmazdır. Ama işte dediğim gibi göğüs ağrısı, karın ağrısı böyle garip tablolarda birçok tetkik yapılır. Çözüm bulunamazsa, neden bulunamazsa pastürel sendrom akla gelmelidir. Ee, onun dışında ee, muayene ilk olarak ne ile başlıyor? Ee, diş çene kompleksinin e, çenedeki bruksizmin kontrolüyle başlıyor. Bruksizmin yüzde seksen farkındalığı olmadığını bu söylemiştik. Diskan Türkçe karşılığı gibi de aslında diskkan değil bruksizm. Birazdan onun üzerinde tekrar geri döneceğiz. Burada muayenede de e, benim hastam olanlar biliyordur. A belli bu, bu, bu yapılan laboratuvar ölçünün, ölçümlerinde gösterilmiş ki e, e, yan çiğneme yüzeyleri üzerindeki e, çok ince oluşturulacak bir kalınlık e, postürü ve beriyi değiştiriyor. E, o yüzden de ben abeslen dil basacağı ısırtarak ince bir tahta ısırtarak kontrol ederim ben bunu hastalarda. Orada da farkı görüp hasta ben diskmiyorum dese de e, orada manifestör etkinin bruxizmin olduğunu kanıtlayabiliriz. Peki bir de bunları yaparken ve postural giriş tedavi sürecinde postural girişlerin diğer kontrollerini yapmak gerekir. Ayakkabılar çıkartılıp düz ayağa basmak, ayakkabılardaki tabanlık, burnu, şey havadım onlar kontrol edilmeli. Gözlük çok önemli. Eğer Normal bir gözlükse işte yakın uzak gözlük gibi düz bir gözlükse e, benim şu anda taktığım gibi onda sorun yok o gözünde kalabilir ama e, şimdi gözden bahsedeceğim Eğer e, progresif gözlükler denilen uzak yakın birlikte yapılan gözlükler var ya çok e, kullanım açısından pratik gözlükler işte o gözlükler kesinlikle postürel sendrom yapıyor. Neden? Şöyle. Aslında o prizmalardan oluşuyor ve bizim Göz şöyle bir şey anlatayım açıkça daha net anlaşılır belki. E daha önceki derslerde söyledik. Gözden giden veriler postural sendromda önemli ve göz bedenin üst kısmını, ayaklar bedenin alt kısmını yönetir diye söylemiştik. İşte gözün o yönetebilmek için verileri bir ışığı alıyor. Gözün göz gözbebeğinden giren, içeriye giden ışığın bir işlenişi var ve bu ışık e, prizmalardan geçerken kırılıyor ve objenin ve çevremizdeki yerler algılar bozuluyor. E, şey, e, bu yakın uzak birlikte gözlükleri. Verdiklerinde e, optisyenler derler ki alışmanız bir hafta kadar sürebilir, biraz sabredin alışırsınız. E, gerçekten de ben bir ara almıştım öyle bir gözlük bu işleri bilmeden önce yerde miyim gökte miyim anlamıyorsun böyle dalgalanıyor her şey gibi. Zamanla alışılıyor mu alışılıyor e, konforuna da alışılıyor. Yani bir yakın tak çıkar, özellikle ben, benim için sorun değildir ama gözlük sevmeyen birler için olabilir. Ben otisenin şeyine kandım öyle ikisini kullanmakta sıkıntı yaşadığımdan değil bir de şey oluyordu marketlerde falan bir şeyin fiyatına bakacaksın şey yapacaksın çantandan yakın gözlüğünü çıkar falan o zor oluyordu o anlamda pratik olur gibi düşünmüştüm kesinlikle doğru değil çünkü onu taktığınızda 3-4 santim sizi kaydıracak. O şekilde dolaşmayı ister misiniz? Arabanızı o kadar kaymış rot balansla kullanmıyorsunuz, balatalar yanar çünkü bir sürü problem çıkar. Ama kendimizi kullanıyoruz. O yüzden de böyle gözlüğümüz varsa aman lütfen ya yaşlanınca daha sıkıntı başımıza dizimiz, kalçamız, artrozumuz, şuyumuz, buyumuz var diye dolaşırız. Lütfen o gözlükleri e, değiştirelim. Bu hemen acil değil ama bugünden yarına yavaş yavaş onları planlayalım, değiştirelim. Bir de gözle ilgili gözlük gözden e, o, o bütün sinirlerin etkilenmesi, hani diş sıkma etkiliyor diye anlatmıştım ya üçüncü derste. Orada beyin kafada e, kafa çiftlerinin çekirdeklerini göstermiştim. İşte orada gözden gelen işte veriler vardı. E, e, bütün e, göz kaslarından gelen veriler vardı. Çekirdekleri vardı. Onları etkiliyordu. İşte göz kaslarının özelliği bizim onlardaki gerginlik ve onlar göz küreği tutması, eşit tutmasının postürde çok büyük önemi var. İşte o yüzden de şaşılık, gizli şaşılık, özellikle gizli şaşılık durumları değerlendirilmeli. Özellikle çocuklarda çok aklımızda olmalı. İşte disleksisi, okul başarısıyla sıkıntısı olan çocuklarda aklımızda olmalı. Bununla ilgili çok özel testler yapılabiliyor gizli şaşılıkla ilgili ülkemizde çok bilinmiyor ama yine de yapılıyor. Aklımızda olsun. Biz bilirsek bunu uygulayan, bununla ilgilenen doktoru, bu merkezi bulmamız da daha kolay olur. Aklımıza gelir. Doktorun aklına gelmeyebilir ama disleksisi varken bunda gizli şaşılık var mı diye baktırmak bizim aklımızda olsun. Şimdi Tedavi, gözle ilgili tedaviler ve bu şaşılıkla ilgili gerekirse tedaviler, farklı şeyler, egzersizler ve gözlükler ve belli şeyler, belki de ameliyat düzeyindeki şeyler gerekebilir. Bunlar daha çok nadir rastlanıyor. Asıl rastlanan ayaklar ve diş sıkma en çok. Diğer veri özellikle ayaklardan giren veriydi. Yine ayaklar konusuna geri dönüyoruz. Pusular sendromumuz olsun veya olmasın, artık ayakkabılar konusunda daha bilinçli davranıyoruz. Yani toplumun çoğunluğunun aksine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ayakkabı pazarında buna yönelik ayakkabı sunumu az, ayakkabı seçeneklerimiz azalacak. Onun için pratik çözümler geliştirebiliriz. Söylediğim gibi, ayakların arka tarafı ve uç tarafı havada olmayacak. İçinde de yükselti ve özellikle ayakta yere bastığımızda ayağın iç kısmı havada kalıyor. Orada bir çukurluk oluyor ya boşluk. Orasını dolduran, çok bizi çok ilk ayağımıza giydiğimizde rahat hissettiren ayakkabılardan almayacağız. Peki ee, şey yapabiliriz dedim burnu ve popos havada değilse ayakkabının içinde bir yükseklik ve o ortopedik adı altındaki kolaylaştırıcılar varsa e, ayakkabıyı alıp içindeki e, tabanlığı değiştirebiliriz e, bu tür e, uygu çözümler yaratabiliriz birazcık daha alışveriş e, alanımızı genişletmek için e, gerçekten sınırlıyor ayakkabılar e, bazen hastalar şey geliyor. Diyorlar ki e, ben düz ayakkabıyla basamam ki, düz yere basamam ki nasıl olacak? E, tabii ki. Eğer postural sendromu varsa zaten 3-4 santim kaymış olduğu için dümdüz ayakkabıyla ee, o yere basma yükseklik ve algısında sıkıntı yaratıyor. O da çok büyük etken oluyor ve ben söylüyorum postural sendrom düzeltildikten sonra ayak tabanındaki veriyi düzeltirken nörostapları kullanıyorduk. Ee, böyle bir bir hastam dedi ki ben araştırdım o Fransa'da varmış, Türkiye'de yokmuş. Evet nörostapların böyle bir şeyi var ama hani gidip marketten alınacak bir şey değil. Ölçümler yapılır. Size hangisi uygunsa kullanmak lazım. O yüzden de hatta ben hastaları önce e, keneyi düzelttikten sonra bir süre bekleyip bir hafta iki sonra falan ölçüm yapıp öyle nörestap veya o tabanlık şeylerini belirliyorum doğru şeyi belirlemek için. İşte böyle bir e, ayaklarla ilgili de böyle bir çalışma yapmak gerekiyor. E, yine postrolon size ölçüm yapıp çip veya şey gerekirse işte tabanlık bazen e, dış kısmı arka tabanda bazen iç kısmında hafif bir yükseklik yaratılabiliyor. O gerekiyor. E, ayakkabı da böyle ama e, hiç sorunumuz olmasa da kendimize çocuklarımıza, çevremize doğru ayakkabılar almayı sağlarsak problemin gelişme potansiyelini de azaltmış oluruz. Özellikle de ailede falan bel fıtığı, boyun fıtığı olanlarda özellikle bel fıtığı olan biz anneannemiz, annemizin, işte halamızın, teyzemizin dizlerindeki reşleme ağrıları varsa romatizma tanısı almış olması gerekmiyor. Oralarda eklemlerde sorun varsa mutlaka ayaktan giden veride bozukluk vardır. E, Michel yeni söylediği gibi e, artroz, artritik ağrılar, artroz ağrıları, hani bu kireçleme deniyor ya, o tür ağrıların e, eklemdeki deformasyondan e, söylenir. Hep o bir şehir efsanesi gibidir. Asıl postural sendromdan der. Ben de çok deneyimledim bunu. eğer postural sendromu belirginse ayaktaki, ayaktan o veriyi düzelttiğinizde o ağrılarda çok büyük gelişme sağlıyorsunuz. Zaten olmadan kullandığımızda yaşlanınca olmasını da engelliyoruz. Bunu da unutmayalım. Peki verileri kontrol ettik beyne geldik. Beyindeki işleyişi bruksizm bozuyordu diyoruz. Ee, ve şey e, bruksizmle ilgili bir dakika bir slide kaymış. Bu o tedaviye sonra geleceğim. Şimdi bruksizmle ilgili Bruksizmimi yeniden vurguluyorum tekrar tekrar. Bruksizmi e, diş sıkma ve diş gıcırdatma e, olarak algılanmak yanlıştır. Bu çok eski bir tanımlamadır. Bruksizm daha önce de e, dersde, üçüncü dersimizde işlediğimiz işte gibi yani bütün yüz bölgesi e, dil ve çiğneme ve kaslarının hepsinin anormal fonksiyonudur, kullanılmasıdır. Yani çok yutkunmaktan e, işte tırnak yemeye, e, eli dayamaktan, e, dili dayamaya, tavana, dişlere dayamaya kadar birçok şeyin bruksizm kabul edildiğini söylüyorum. E, Bruxism'i e, hatta bütün bu bruksizm tanımlanması e, bruksizm çalışma grubunun e, bir getirdiği bir tanımlamadır ve bu tanımlama bu bruxism çalışma grubu şeyde de söylemiştim üçüncü derste hepsi diş hekimliği kökenli profesyonellerden oluşmaktadır. Onlar bu tanımlamayı yaparken e, hala bunun bir sadece diş sıkma olduğunu kabul edip ona göre çalışmalar yapmak, kaslara botoks ve benzeri şeyler yapmak ne kadar yanlış anlayabiliyorsunuz. Ee, ne yazık ki e, bilimsel gelişmeleri e, çok her zaman çok iyi takip edemiyoruz. Yani sonuçta bruksizm böyle bir şeydir ve bruksizm bu noktada bu ee, minimalde ele alıp tedavisinde de bu anlamda bakmak gerekiyor ee, ve şimdi sizin tedavisi slaytları geri döndük tedavisi nasıl yapılmalı bu üzerinde çok konuşacağımız bir konu çünkü günümüzde o kadar çok bana göre yanlış yapılıyor ki ee, neden bir ee, eskiden daha çok yapılırdı, şimdi değişmeye başladı, birazcık popülerleşti bir konu ve eğitimler veriliyor. Daha sert plaklar yapılıyor. Eskiden yumuşak ve yarım yumuşak plaklar daha çok yapılıyordu. Şimdi bu tanımında ne dedik? Bir şey ısırmak, gözlük sapı şey ısırmak veya postural sendrom muayenesinde bir yükseklik ne kadar veri değiştiriyor ağız içinde? Sonuçta siz yarı yumuşak veya yumuşak bir şeyi taktırdığınızda tek yapacağınız şey vardır. Dişlerin yüzeyinin erozyonunu engellersiniz. Bir takırken burada basıyla bir erozyon oluşuyor ya onu engellersiniz sadece. Ama onu engellerken ciddi bir para fonksiyon yaratırsınız. Çünkü o yarı yumuşak ve yumuşak olan şeyi arada bütün gece ezerek onu ezmeye ve çiğner. Yani tamamen bir e, bruksizm nedenini siz yapay olarak hekim olarak yaratmış olursunuz diş hekimi olarak. O yüzden de mantığı bana hala yapılma mantığı da doğru gelmiyor ama burada hiç kimseyi suçlamıyorum. Çünkü bizim eğitim sistemimizde yani sadece tıp veya diş hekimliği mesleklerine değil birçok alanda düşünmeyi unutturuyorlar. Düşün ne yapıyorum, neden yapıyorum? Ben bunu yaptığımda ne olacağı unutturuyorlar. Öyle yapmayı öğrettiler. Yapıyorlar yapayım Ben yaptım yani ne oldu Arkasında ne oldu hastaya ne fayda ne oldu ne zararı ne oldu zaten bütün bakmayı da unuttuk Çünkü e, dişe bakarız e, o arada hastanın bu şeyi e, bu tür splintler yapıldıktan sonra vücudunda ne olduğuna bakmıyoruz Çünkü herkes bir noktaya bakıyor hekimlikte bütüne bakmayı da e, unutturdular bize Hatta Öyle bir şey oluyor ki e, şu anda çok popüler olarak arttı. Daha sert plak olması gerekiyor birincisi. Ama sert plağı yaptın, gönderdin. Yapıp gönderdin. Böyle bir şey yok. Yani bu işin bir mantığı var. Bir neden yaptın, neden gönderdin, nereye kadar etkileyecek? ve e, yurt dışında tedava, eğitim aldığını, şöyle yaptığını, böyle yaptığını, birçok popüler e, işte kuyruk olmuş e, randevu bekleyen insanlar var. Onların yaptıkları plakları gördüm. Yani sonuçta. E, birisinin fotoğrafını sonra paylaşayım sizinle. Bak şimdi aklıma geldi. O siz bile görseniz ya bu nasıl olur dersiniz. Hasta onu takıyor. Aylardır takıyor ve bana baş ağrısıyla geliyor. başka problemleri varmış. Zernek'le bir baş, en çok ilk söyledi. Ben hastayı her zaman sorarım. En önemli şikayetiniz ne? Bana ana gel, geliş şikayetiniz ne diye baş ağrısı. Ne zamandır var diyorum baş ağrısı? Atıyorum 5 aydır, 6 aydır. Peki ne oldu da başladı? O dönem ne oldu? Bir şey olmadı diyor. Sonra splint konusuna geliyoruz. Ne zaman yaptırdın? İşte 5 aydır baş ağrısı var. 5 ay önce dedim ki bu splint'i taktıktan sonra mı başarır zaten splint'i görünce onun başarısı yapmaması imkansız. çünkü çeneyi kitlemiş çene hareketlerini kitlemiş e splint'te görüyorsun Evet diyor, doğru diyor. Dedim bundan çıkar baş geçecek. Çünkü kitlemiş kasları. Yani hasta bile düşünemiyor. Bir de bu baş ağrısı, bel ağrısı vücudun başka bir yerindeki problemin bağlantısını kurmak zaten hekimlik pratiğinde çok baktığımız bir nokta değil. O yüzden de bu noktada sizi bilinçlendirmek önemli. Sizin farkındalığınız olması önemli. Splint'in yarayı yaramadığını ve uzun vade yarayıp yaramadığını kullanmanızdan da anlayabilirsiniz. Bütün postural sendromun yaptığı şeyleri öğrendik. Peki ee, splintle mi düzelteceğiz bu rüksizmi? Hayır. Burada e, tedavi aşamalarında e, aşama aşama gidersiniz. Splint bu işin en sonudur. Başı değildir. Sipnitle her şeyi düzelttiğini zannedenler de var. Doğru sipnit yapsanız bile düzeltemezsiniz. Santral veriyi değiştirmeden mekanik olarak bu iş tedavi yapılamaz. Üçüncü derste kaç Nişel yeni sözlerini bile paylaştım. Sipnit mekanik bir şeydir. Öbürkü veri işleyişiyle ilgili bir şey. Santral veriyi değiştirdikten sonra sipnitle ee, ...tekrar bozulmasını engellersiniz. Tiplit postural sendromun tedavisi değildir. Tedavi edilmiş postural sendromun devamlılığını, bozulmamasını sağlayacak mekanik bir aparattır. Bu işe böyle bakmak gerekiyor. Peki postural sendromun tedavisi nasıl başlar? Ee, eğer e, bruksizm varsa, bozan bir şey varsa bunu... Arklı terapiyle düzeltebilirsiniz. Michel Marignan'dan ilk öğrendiğim teknik. Arklı terapiyle ile kulağı kullanıyoruz. Kulakta A-30 frekansı, nojya frekansı ile belli 3 tane nokta mandikatör etki için. Başka postural, postürolojide kullanılan başka noktalar da var. Üç tane nokta bunlardan bir tanesi işte çene, çene kaslarıyla ilişkili ve beynin iki lobu arasındaki girişi, iki lobun arasında korpus kallozum dediğimiz köprü gibi bir bağlantı vardır. O bağlantının kulaktaki karşılığı, bütün vücuttaki organlar kulakta kontrol paneli gibi bir karşılık buluyor ya Orayı da kullanıyoruz. İşte beynin ne kadar etkilendiğinin göstergesi buradan da anlaşılabilir. Tedavide o noktayı kullanıyoruz. Oralara uygulanacak ASP yani bir çeşit akupunktur diyebiliriz ama akupunktur değil aslında. Uygulaması sonrasında beyindeki işleyişi resetliyoruz. Ve hastanın postürü düzeliyor. Ama bir sonraki e, seansa geldiğinde bozuluyor. Bu sefer o tahtı sırtarak bakıyorum diyorum ya bu düzelmiyor. Çünkü bu hasta da her hasta için geçerli değil. Bir haftada ne oldu? Ayak e, önce sistemi kreş eden veriyi kaldırınca bir sistem rahatladı. Ama sonra bedenden gelen veri, ayaktan gelen de sorun varsa o tekrar postural sendrom yaptı. Bu sefer tahtlı sırtarak düzeltemedik çünkü post, e, mandikatör etkiyi düzeltmiştik bir önceki seansta. Bu sefer ayaktan veriyi düzeltmeye geçmek gerekiyor. E, Arkle terapi burada temel kullanılan bir e, çalışma. Başka ne kullanılabilir? İlk ben böyle öğrendim ama üzerinde yıllardır da kafa yorduğum için bu arada travmalarla ilgili çalışma yaparken kulaktaki amigdalayı bizi bilinçaltımız diş sıktırıyor. O yüzden de uykuda ve bir şeye konsantre olup daldığımızda sıkıyoruz biliyorsunuz. Bunu yapan amigdala. Amigdala'yı boşaltma, amigdala üzerinde çalışma teknikleri geliştirirken travma için bu teknikleri öğrendim ve onun üzerinde çalışmalar yaparken benim e, uzmanlık döneminde de bu davranış nörolojisi, hafıza bu bölümler benim ilgi alanımdı, tezimdi. O yüzden de e, bu alan benim ilgimi çekip üzerinde çalışma yapmak bayağı ilgimi çekti. Bunları yaparken buruksizm üzerine çalışmalar yaptım. Buruksizmi az azaltma e, hastadan hastaya değişmekle birlikte e, bayağı büyük hasta grubunda yüzde yetmişe yakın bruxismi bu şekilde tedavi edebiliyorum. Diş sıkmayı azaltabiliyorum. Daha öncelerinde eskiden bana bruksizm tedavisi yok mu dediklerinde yok derdim. E, diş sıkmayıp da ne yapalım? Tanser mi olalım? içimizde tuttuk. Bari vücut bu şekilde dışa vuruyor. E, onu Uygun splintle vücuda, dişlere ve vücuda zarar vermesini engellemek üzerine çalışırdım. Ama amigdala üzerinde sağlıklı olarak yapılabilecek bazı çalışmaları yapınca bruxism'de de, de denemelidir dedim. Ve bruxism'de çok özel, bu benim kendi geliştirdim bir yöntem, çok özel bir yöntem geliştirdim. Bazen hastalarıma online bile yapabiliyorum. Çok da zor, uzun, zahmetli bir yöntem değil. Böyle acılı macılı, iğneli de bir şey değil. Işığı e, kullanarak kulaklık amikdala da çalışıyorsun. Çok iyi sonuçlar oluyordum. Ama e, yaptığım şeyi kontrol ettiğimde terapi yapmasam da ee, amigdala da bu çalışmayı yaptığımda postürün düzeldiğini gördüm. Mandikatör etkinin resetlendiğini gördüm. Çünkü ee, diz sıktıran etkinin üzerinden çalışınca bu diz sıkmanın santral kontrolünü de düzeltiyorsunuz. Hepsi birbiriyle bağlantılı gidiyor bunlar. Domino taşı gibi. Bir şey daha var, gözlemledim. Bu iki tedaviyi kullanıyorum ben. Postural sendrom tedavisinde kullanmıyorum ama etkisi, bu beyindeki şeyi, etkiyi değiştiren nörokapunktur denilen YNSA var. YNSR Yamamata Scalp Akupunkturu. Ee, bir, e, bu cilt ve kafa bölgesindeki ciltte beyin, vücuttaki problemlerle, vücuttaki çalışmayla ilgili orijinal program var gibi cilt cilt altında iğne ile uyardığınızda orijinal programı doğru sağlıklı şeyi beyine yüklüyorsunuz gibi bir çalışma diyebilirim. Tabii ki çok daha farklı anlatılır da sizin anlayacağınız basit şuradaki gündemi açıklamak için. Böyle olunca YNSA yapınca da e, resetleme oluyor. YNSA eğitiminde kulak çınlaması olan e, hoca birisine bir uygulama yaptı. Böyle bayağı bir çalıştı. Kulak çınlamasını azalttı. Dedim kulak çınlamasını azaltıyorsa postural sendromu da azaltıyordur. Kulak çınlamasında olmazsa olmaz. Gittim, e, hasta, e, doktor, arkadaşı, genelde eğitimlerde biz e, birbirimiz kendimize tedavi yaptırırız. E, hep kirde bir sürü sağlık problemi oluyor zaten. Baktım, e, postural sendromu yoktu. E, sonra geldim, muayenehanede denemeye başladım. Hastalara e, terapi veya benim amiktala e, tekniğimi yapmadan YNS'a yaptım, düzeliyor. Ee, ama sonra diğerlerini de yapıyorum ben. Çünkü bir hasta e, olabilecek en iyi tedaviyi almayı hak ediyor. Laboratuvarda fareyle çalışmıyoruz. Ama bir şey geldi bir gün. E, diyorum hangisinden yeni ne kadar etkili hep kafamda dönüyor. Yakın e, bana muayenehaneme yakın oturan bir hasta geldi. Hastaya durumu anlattım. Dedim ki birkaç seans size şey yapabilir miyim? Sadece bunu yapabilir miyim? Ben hani ödeme hiçbir şey almayacağım. Zaten yakınsınız hani komşu sayılırız. Bunu bir denemek istiyorum böyle bir diye anlattım. Hasta da kabul etti. Yaptım. Ee, gün aşırı çağırıyorum. İkinci gün geldiğinde yine bozulmuş geliyor. Tekrar yaptım üç kere denedim artık ondan sonra üçüncüden sonra yok dedim artık yapmayalım biz normal tedavimizi yapalım. Ee, YNSA genelde 10 seansa kadar yapılıyor belki günün sonunda e, düzeltiyorlardır ama ben o kadar yapmadım. E, onda da düzeldiğini söyleyeyim ama çok çabuk geri dönüyor. E, daha böyle bir o cilt cilt uyarısıyla cilt alt uyarısıyla bir oluşturuyor, bir hani bir şeyi orijinal programı getiriyor gibi ve kısa sürüyor gibi düşünüyorum. Ee, ama e, arple terapiyle yaptığınızda e, veya hasta uygunsa benim teknikle yaptığınızda e, geri gelmiyor. Gelmiyor mu? Bir noktaya kadar geri gelmiyor. Eğer e, korumak için e, splint yaparsanız geri e, gelmiyor ama splint yapmazsanız hastaların bir kısmında yine geri gelmiyor ama ciddi diz sıkanlarda tekrar mekanik olarak bozacağı için o diz sıkma devam ettiği için geri gelebiliyor. E, amigdala transfer tekniği uyguladığımda bu bir kısım oranı bayağı yüksek arttı belli bir kısmına hastalarımın yarısından çoğuna siplint yaptırma gereksinimi duymuyorum artık eskiden %100 olmazsa olmazdı fibromiyaj hastası eninde sonunda siplint olacaktı peki siplint dediğimiz şeyi nasıl yapıyoruz şimdi Splintin nasıl olması gerektiğinden kısaca bahsettim. Sert olması gerekli ama splint yapmadan önce başka bir şey var. Hastanın ağzında alt çene ile üst çenenin kapanmasını eşitlemek gerekli. Buna oklüzyon deniyor. Oklüzyon tam değilse alt üst çünkü çiğneme bu yüzeyler arasında oluyor. Bu eşit değilse splint de bir kısmı etkiler. Önce bu oklüzyon sağlanmalı. Bu yüksek dolgular ee, yanlış yapılmış yüksek yapılmış e, kaplamalar, kronlar e, varsa bunlar gözden geçirilmeli ve ondan sonra ağızda okunuzyon sağlandıktan sonra e, splint yapılır. Splintin amacı iki amacı işte belli bir kalınlık ve yüksekliği vardır. Bunu neye göre karar verilir? Standart bir ölçüsü yoktur. Bu kararı hekimin deneyimi, bu işle uğraşan. Yani sonuçta gnatoloji deniyor. Yani çene ve şeyle ilgili. Bu işte uğraşan protez uzmanı karar verir. Eee protezci dışından bu işi yapacak çıkmaz mı? Çıkar. Niye çıkmasın? Ama çok uzun yıllar deneyim ve emek gerektiriyor. O alt üst kapanış dengesi, oklüzyon ve ayarları yapabilmek için. Niye protezciler bu işi daha iyi becerebilme potansiyeline sahip? Çünkü onlar kaplamalar yapıyorlar ya bizim dişlerimizi kesip üstüne geçirip yeniden bir şey yaratıyorlar ya o yeniden yüzeyi yaratırken belli temas noktaları belli geçiş şeyleri belli hareket kısımlıkları hareket şeyleri yani orijinale yakın bir şey yaratmaya çalışıyorlar o konuda ustalaşıyorlar eğitimleri ve mesleki pratikleri boyunca üzerine e, bu çeneyle ilgili, bu diş sıkma ile ilgili bu para fonksiyonu düzeltmeye çalışma yaparlarsa e, ancak onlar bu kadar belirgin bir e, şey gerektirebiliyor. Çünkü çok m ince çalışmak gerekiyor. Ve belli bir deneyimin minvalinde çalışmak gerekiyor. E, ha splint yapar verirsin, ha çok güzel ölçü alır verir. Ondan sonra o bir kağıt ısıttırıp ayarlarlar, eşit de ayarlar bizi gönderir. İlk başta iyi gelir sonra kötü gelir çünkü Bizim kaslarımız diş sıktığımız sürece simetrisini kaybetti. Bazı kaslar daha gelişti, bazı kaslar daha zayıfladı. Body yaparken kasların nasıl geliştiğini düşünün. e Burada body yapmaktan beter. Saatlerce yoğun çalıştırıyorsunuz. O Bütün o asimetri, o kasların dengesi bozuldu. Çünkü simetrik de çalıştırmıyoruz. Diş sıkma genelde piramitir kontak denen belli bir nokta ve iki diş karşı karşıya getirip onun üzerinde çalışılır böyle yapılan bir eylemdir. Bu da böyle e, olmadı. O zaman e, protez bu işte uğraşmış protezci bunun da karşılığı çok az e, profesyonel oluyor. E, onlarla çalışmak gerekiyor. E, ve e, diş sıkmayı, ee, sadece diş gıcırdatma ve alan algılamayan para fonksiyonu bilen bir protez uzmanıyla çalışmak gerekiyor. Ee, o nedenle de aralıklı kontrolleri, ayarları yapılması gerekiyor o kasların oturuncaya kadar. Evet heh, bu anlamda ee, tedavide ne yapıyoruz dedik. Ee, tekrar ben o klasik hanımına söyleyeyim. Ee, ne diyorduk? O, i̇yi, e, e, sağlıklı, e, iyi bir hekimlik için çok nazik, çok ince ve uzun vadeli çözümler sunmamız gerekiyor. Onun önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Şimdi ben bu noktada e, paylaşımı durduracağım artık. Daha çok yüz yüze konuşalım diyeceğim. Aslında yüz yüze konuşmamızın iki paterni var. Yüz yüze e, iki hafta sonra bir grubunuzla da konuşmak istiyorum. E, canlı online Zoom dersi yapmak istiyorum. Ders değil aslında soru cevap yapmak istiyorum. Şimdi monolog şeklinde devam ediyoruz. Kayıttan ben sizin soru cevaplarınız noktasında birazcık daha monologuma devam edeceğim. Peki Şimdi dönüp dolaşıp yine belli noktalara geleceğim. Gecenin çok geç saat olduğu için e, şey oluyor, boğazım kuruyor konuşurken. <laughs> o yüzden arada su içiyorum. Şimdi e, diş sıkma ve çene şeyiyle ilgili baktığımızda toplumda yapılan, şu anda çok popüler olan yanlışlardan bir bahsediyorum. E, onları önce dişle başlayalım. E, bir. Bu işin profesyoneli olduğunu söyleyen çok Çünkü diş sıkma ile ilgili profesyonel farkındalık arttığı için bu arıza talep ve arz birbirine girdi çok fazla şeyler sunumlar var. Burada dikkat edin. yani yurt dışına gittim eğitim aldım, şöyle aldım falan yok bu. Yani temelinden beri uzun vadeli bir çalışma. Öyle birkaç hafta gidip bir, bir üç gün beş gün bir kursa gitmekle bu iş öğrenilmez yani bu iş bayağı ince ve gönül vermek gerekiyor ee, onu öğreninceye kadar da lamina öğren başka bir şey öğren daha çok para kazanırsın gibi bir durumda var o kadar emek e, çok az e, diş hekimi harcıyor ne yazık ki bir de e, öğrenmek istese de eğitimlerde sıkıntılar var e, neden çünkü artık son zamanlarda görüyorum botoksla birlikte e, bu diş çene kompleksine diş sıkma, bruxizm tedavileri Başladı. E, bu toksla nasıl oluyor? Ben benim aklım almıyor. Sizin aklınız alır mı bilmiyorum. Benim aklım almıyor. Neden? Çünkü bu bir para fonksiyon. Kaslarla ilgili. Biz o kasları bir bir kimisi kısalmış, kimisi uzamış kasları eşitleyip dengelemek gibi bir hedefimiz var. Buruk sizindeki ana tedavi hedefi o. Siz diş sıkmaya, kasları felç ederek özellikle size gösterdim Buruk sizin dersinde de bu çizdeki arkasından ibaret değil ana dört tane kas vardı çene e, çiğneme işlerinde çenede kullanılan belli bu ana büyük kası felç ederek bu işi çözemezsiniz zaten dengeyi bozarsınız aden amigdala üzerinden bir çalışma yapmadığın zaman burayı sıkmazsa başka şeyleri karıştırır bir şekilde sistemi karıştırırsınız. Ve ee, sonuçta e, tek faydanız ne olabilir? eklemde çok haşat olduysa eklemde çok sıkıntı varsa ana çiğneme kası olan maseteli felç için için bir, bir, birkaç ay yani e, uygulanan şeyin yoğunluğuna ve kullanılan botoks e, markasına göre de değişiyor anladığım kadarıyla. Ben yapmadım ve karşı olduğum olduğum için çok şey değilim ama e, yani 3 ay, 4 ay, 5 e, ay gibi bir süreye kadar uzayabilir. Genelde benim hastalardan gözlemledim. Bana gelen Hastalar daha önce yaptırmışsa birkaç ay birazcık etkisi oluyor. Hiç fayda etmeyen hastalar da var. Biraz rahatlama sağlıyor ama zaten birkaç kere tekrarladıktan sonra onu da sağlayamıyorlar. Bu da bir gerçek ama tedavide etmiyor. Ee, ama bütün kas şeyini ve beyinle oluşan bağlantıyı iyice karıştırıyor. E, botoks uygulanmış bir hastaya plak ve doğru tedavi uygulamak daha zor oluyor. Yani günü kurtarıyor gibi görünseler de uzun vadede daha çok zarar veriyorlar. E, zaten bilimsel meta çalışmalarında gösterilmiş ki botoks uygulamanın e, bruksizm üzerine... E, botoks uygulanmayan e, yaklaşıma göre artı bir pozitif etkisi yok. Ben negatif etkisi olduğunu da savunuyorum ayrıca. E, bir de üstüne üstelik. Peki başka. E, Nelere dikkat edeceğiz? E, u, uygulayacağımız kişi e, uygulama e, uygulama ve uygulama öncesi ne kadar hazırlık ve yapılabiliyor ne kadar profesyonel çalışılıyor, bunlar önemli. Ve unutmayacağız, e, postural sendromun tedavisi diz, plakla olmuyor. Plak sadece tedavi olmuş şeyin devamlılığını sağlıyor. Bunu da unutmayacağız. E, bir plak yaptırdık, e, sert tamam yarı yumuşak ve yarı yumuşak değil, Ancak bir kere yaptırdık, iyi gibiydi. Sonra kaldı. Hekim bir daha kontrole falan çağırmadı. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü plakta o kaslar kısa sürede bazen günler içinde, bende günler içinde değişiyor. Çok güzel ayarlandı. İki gün sonra ben başka bir yer buluyorum sıkmak için. Yıllardır defalarca yaptırdım ve üzerinde uğraştığım için kendim çok ciddi bir tecrübe edilmiş durumdayım. Ee, değişir. Bazen gün bile değişir, bazen bir haftada değişir. Genelde ilk kullandırılır, ertesi gün işte aynı hafta için mutlaka kontrole çağırıp yeniden ayar yapılır. Temaslar denilen yükü dağıttıkları yüzeyler değişir çünkü, kaslar da değişir. Ne zamana kadar? Bu bütün kaslar eşitleninceye kadar bu devam edebilir. Hastadan hastaya değişir, zaman alabilir, hekimden hekime de değişir. Benim birkaç tane çalıştım bu işte profesyonel var. E, mantıkları ve doğru mantıklı basıp çalışmalarına rağmen teknikleri birebir değil farklı olabiliyor. Daha zamana yayan daha şey çalışmalar olabiliyor. E, önemli değil. Önemli olan doğru çalışılsın da siz doğru çalışılmadığını sizi bir daha kontrole çağrılma sağlıyorsunuz. Zaten ilk başta doğru yaptığı, sert yaptığı yüksekliğini de iyi ayarladı. Rahatladınız ama bir süre sonra şikayet ve sıkıntı o çok rahat gelmemeye başladı geli çıkarıp gece uykunuzda falan çıkarıyorsanız çıkarmaya başladınız. Demek ki o şey artık ayarı bozulmuş onun. Ayarı bozuk plağı takmak hiç takmamaktan daha zararlıdır. Yani o yüzden de ayarı bozulunca takmayın lütfen. Ayarını yaptırın. Öyle ayar yapacak şekilde sizi çağırmıyorsa hekiminiz bu anlamda çalışan bir hekim bulmaya çalışmakta fayda var. Ama tabii ki e, bundan önce bu diğer problemlerin düzeltilmesi gerekiyor. Ne yapacağız diyeceksiniz. E, Postürolik Türkiye'mizde böyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Ben Aralık'ta bir kongrede anlattım. Valla öyle bir şey anlattıktan sonra ben öyle bir bilgileri duysam gidip kapısında yatarım öğrenmek için. Çünkü ben çok uzun yıllar kafayı yordum bunu. Yani çok var ilgilenen meslektaşlarımız ama çok şey değil. Bu Mayıs'ta yine bir kongrede direkt sadece orada artık Covid'de bitiyor. Yüz yüze yani canlı olacak daha önceki e-kongreydi. Orada bir workshop'u buna ayırdım. Göstereceğim etkilerini. Etkilenip öğrenen önler olursa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben elimden geleni yapacağım. Peki siz ne yapacaksınız? Farkında olacaksınız, bilinçleneceksiniz. Bu anlamda e, dikkatli olacaksınız. Ayakkabılarınızı doğru seçeceksiniz. E, o ortopedik tabanlıkları sorguluyoruz. Ortopedik tabanlıkların e, ne kadar... Çünkü zaten kaymış bir de altını tabanlıkla... ...burasına daha yükselti koyarak daha da etkiliyorsunuz. E, çünkü derste de söylemiştim. E, çok ince bir kalınlığı geçtiği anda... Beyin onu referans veri olarak almıyor. Bizim derdimiz mekanik bir şeyi e, düzel, kaymış bir şeyi düzeltmek değil. Onun kontrolünü düzeltmek. Kontrolünü düzeltirsek zaten sistem kendini normale getiriyor. Ayakkabılara da dikkat ettik. E, sizin yapacağınız şeyler, bunlar dışında şeyler para fonksiyonlarınıza dikkat etmek. Yani ayak herkeste yok ama şu dişlerle problem çoğu kişi de var. Oturup benim bu videolarımı izliyorsanız sizde de vardır. Çünkü gayet e sıradan keyifli şeyler anlatmıyorum ve ciddi ciddi de anlatıyorum. Ders gibi de anlatıyorum. Derdiniz var ki dinliyorsunuz. O zaman sizde büyük bir ihtimalle diş sıkma vardır. Diş sıkmanın diğer semptomlarıyla bağlantılarını kurarsınız. O zaman e, para fonksiyonlara dikkat edip onları yapmamaya, işte tırnak yemenizden, yanak ısırmanıza, dilinizi bir şekilde dayamaya, diş sıkmayı kendi kendinize komut ederek düzeltemiyorsunuz ama gün içinde en azından kendi farkında olduğunuz zamanlar duyarabilirsiniz. E, ama e, para fonksiyonları düzenlemek açısından e, birazcık kendinizi bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçirmenizi öneriyorum. E, Bu ikisinin dersinde para fonksiyonlar üzerinde birazcık daha fazla durduk. Bugün böyle şey yapıyorum. Şimdi aklıma geldi. Bugün mü? Dün müydü? Bir hastam sordu. Kaç çatma da şey yapıyor mu? Dedi. Dedim yüz kaslarının hepsi aslında e, buruksizm ve para fonksiyon veri gönderiyor. Etkisi oluyor. Ama dedim hani kaç çatmanın da oluyor ama kaç çatarken başka şeyleri de yapıyorsunuz dişlerinizi sıkmazsan. E, böyle birçok şeyi cüz kaslarını falan aklınızda tutuyoruz. Ee, ben e, bu postun altına tarihi belirleyeceğim bir telefon numarası yazacağım o telefon numarasına canlı zoom toplantımı, toplantımıza katılıp sorularını sorup birebir Konuşmak, kafasına takılan yerleri e, sormak ve paylaşmak isteyenler o numaraya yazarlarsa e, canlı toplantının linkini göndereceğim ben e, çünkü belli bir sayıda tutmak istiyorum e, daha çok soru-cevap ve herkesin söz alabildiği e, daha böyle bir samimi ortamda olsun istiyorum. Yine öbür türlü bir anlamda hemen monoloğa dönüveriyor. Ben anlatırım, hiç durmadan anlatırım ama bu derslerden siz ne anladınız, size ne kadar dokundu, ne kadar faydası oluyor ben onu da anlamak istiyorum. Çünkü hasta kulunun devamlılığı için de önemli. Çünkü bu ilk defa yaptığım bir proje pek örneği de görmedim ben böyle bu şekilde ders ama şimdiye kadar aldığım geri dönüşler çok iyi e, o anlamda. Bir de o anda soru sormak çok daha farklı oluyor. O yüzden Zoom toplantısı yapayım istedim. Yazarsanız katılmak istediğinizi toplantıya katılım davetini gönderirim ben de yazanlara. Ve birlikte güzel bir soru cevap ve interaktif bir toplantı yaparız diye düşünüyorum.